Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, <laughs> bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1800-1806 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kronolojik, doğru, net, kısa ve anlatılabilir bir şekilde sizler, sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1806-1812 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri bu olayları inşallah bu videomuzda sizlerle birlikte elimizden geldiği dilimizden döndüğünce kısa, net, anlatılabilir, az ve öz bir şekilde Anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle beni tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1806 Memleketinin Rusya tarafından işgal edilmesi. Ekim 1806 1807 Vahabi isyanının has safhaya varması. Haccın engellenmesi. Dostlarım, kardeşlerim. Vahabiler şöyle bir e, millettirler Vahabi milleti. Efendim Vahabiler normalde Osmanlı Devleti'ne sadık bir milletler. Lakin 1789 yılında Fransa'da meydana gelen ve etkileri bakımından Osmanlı'yı Avusturya Macaristan'a ve Osmanlı ve Avusturya Macaristan'a en derinden etkileyen, isyan olan, e, hatta bir ihtilalle denilebilir mi? Hatta dedim, Fransa ihtilalinde ortaya çıkan milliyetçi akımının etkisiyle uluslar artık kendi devletlerine hiçbir devletin manda himayesinde kalmadan veyahut da hiçbir devletin e, boyunduruğu boyun altında yaşamadan bizzat kendi yönetikleri devletlerine kurmak istemişlerdir. Bu bağlamda 1807 yılında Vahabiler yani efendim günümüzdeki coğrafya olarak konuşacak olursak Arap Yarımadası'ndaki devletler özellikle de Suudi, Vahabiler Suudi Arabistan'dır. Suudi Arabistanlılar İngiltere'nin desteği ile kendi devletlerini kurmak için ayaklanıyorlar. Tabii ki İngiltere bu devleti çok sev, bu devleti çok sevdiğinden ve Araplara aşık olduğundan buna izin vermiyor. De, veriyor diyemeyiz. Şunu diyebiliriz. İngiltere kendi çıkarları için Arap Yarımadası'na daha çok yayılmak için e, ve Arap Yarımadası'nı tamamıyla kendi hakimiyetini alıp oradaki zengin petrol ve doğal gaz yataklarından faydalanmak için Osmanlı Devleti'ne dayı de, e, savaşmak yerine Onlara bağlı küçük bir devlet olan Arapların küçük bir millet olan Araplara hak verip yani Arapları kıskırtıp Araplarla savaşmayı tercih ediyor. Tabii ki dostlarım bu isyan da e, bu şekilde bir isyandır. 1807 İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına istirahki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi. 20 Şubat 1807. Şimdi aslında dostlarım, şöyle bir şey var. Ee, İngiltere ile Rusya birbirlerine rakipler. Lakin İngiltere burada artık e, Osmanlı devleti, yani rakipler çünkü Osmanlı'yı ikisi de paylaşmak istiyor. Ve e, İngiltere'de Osmanlı devletinin paylaşılmasında Fransa'nın daha çok pay alacağını bildiği için e, Osmanlı devletinin paylaşılmasına birazcık, engel olmaya Osmanlı Devleti'nin yakılmasını birazcık geciktirmeye çalışıyor. Lakin bu olayda ikisi birlik olup ee, Osmanlı Devleti'nin başkenti payitahtı İstanbul'a kadar ordularını getirip e, donanmalarını getirip Osmanlı Devleti'ne ikisi birden savaş ilan ediyorlar. 1807 İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından e, mağlup edilmesi. Mart-Eylül arasında bu olay gerçekleşiyor. Dostlarım Mehmet Ali Paşa Kavalalı e, Aslında Pasa değildir. Bir e, şeyden gelmiştir Yani normal bir asker değildir. Bir eskiye bodumcusudur. Lakin Pasa'lı kurbanını almıştır Osmanlı Devleti'nde. Ve Mısır'ın kurucusudur bu adam. Bu adam da yani yıllarda Osmanlı Devleti ile savaşlar gerçekleştirecektir. 1807'nin 25 Mayıs'ında ise Nice de karşı ayaklanma basılıyor. 1807'nin 29 Mayıs'ında ise yani ayaklanmadan 4 gün sonra ise 3. Selim tahttan indiriliyor ve Nice Madedi yok ortadan kaldırılıyor. 29 Mayıs'ında ise yani aynı günün 29 e, Efendim diyorum, 29 Mayıs 1808'de ise Mustafa Rakım'ın cel i Sülüs ve Tuğra'ya yeni üslubunu getirişi. 1808 Alemler Mustafa Paşa'nın mağlu e, müdahalesi, 4. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, 3. Selim'in katli, 2. Mahmud'un tahta çıkması. 28 Temmuz. 1808 e, efendim bu olayı biraz anlatalım sizlere. Alemler Mustafa Paşa bir Osmanlı pasasıdır. Bu bir, bu bir. İki. Ee, üçüncü Selim, e, dördüncü Mustafa ile yok. Ee, dördüncü Mustafa, üçüncü Selim ile ikinci Mahmud'u öldürüp Alemdar Mustafa Paşa'nın kendisini tahtına edinme e, e, planına engel olmak istiyor. Bu bağlamda dördüncü Mustafa, üçüncü Selim'i öldürüyor. Lakin ikinci Mahmud, e, haremin tasasına e, atlayarak tabi o zaman çocuk yazardı ama hemen yani tam çocuk değildi yani orta yaşlı bir insan 30 yaşında bir, bir insan haremin e, şeyini atlayarak haremin e, tasa kısmına atlayarak ki kovalamada sonunda kendisini kurtarıyor. Bu sırada Alemde Mustafa Paşa sarayı basıyor. Sultan Azam 4. Mustafa'nı öldürüyor. Tahttan indiriyor. Tahttan indirdikten sonra 2. Mahmut Osmanlı Devleti'nin yeni padişahı olarak tahta çıkıyor. Bunun sonrasında e, 2. Mahmut normalde 4. Mustafa'yı öldürmek istemiyor. Lakin 4. Mustafa Han 2. Mahmut Han'a karşı çıkıyor ve ona karşı bir isyan planına girişiyor. Bu isyan planında da e, Alemli Mustafa Pasa'nın desteği ile ve e, şey her ne kadar karşı çıksa da, ikinci Mehmet her ne kadar karşı çıksa da, açık açık isyan tesebbüsünde olduğu, belli olduğu için, 4. Mustafa'nın, ve hakkında padişah fermanı olduğu için, pardon, Seyyidülislam fermanı, Seyyidülislam e, fermanı olduğu, idam edilebilir şekilde, Seyyidülislam fermanı olduğu için, Sultan 4. Mustafa idam ediliyor. 1808 senedi ittifak devletin ayanlarla uzlaşması 29 Eylül. Ayan nedir? Ayan parayı elinde tutan dönemin e, koçu, sabancıları, Rothschildleri, Rockefellerleri gibi ailelerdir. Yani bu dönem. O dönemde de Osmanlı Devleti'nde parayı elinde tutan devletler Osmanlı Devleti arasında Ternet İttifak Anıtlaşması 29 Eylül 1808'de imzalanıyor. Ve ikisi yani hem para hem padişah bir ile bir araya gelmiş oluyorlar. 1808 Yeniçeri ayaklanması Alemdar Mustafa Paşa'nın sonu 15 16 Kasım. Efendim şöyle bir şey vardır. Ee, bu Yeniçeri ayaklanması olduğunda Sultan II. E, Mahmut bunu biliyor. Lakin buna engel olmuyor. Çünkü Sultan II. Mahmut her ne kadar eee kendisine su e, padişah ba, e, vekili e, Mustafa Paşa tahta çıkarsa da Alemler Mustafa Paşa tahta çıkarsa da Alemler Mustafa çok güçleniyor o zamanla ve bu da e, devlette iki basırlığı ortaya çıkarıyor. Bir devlette iki basırlık olmaz. Bir sınıfta iki sınıf başkanı olmaz. Bir ülkede iki cumhurbaşkanı olmaz. Yani bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Ya da iki cam verip de oynamaz. Bunun neticesinde, bu e, tabi bu örnekleri bilerek verdim. Ve bunun içerisinde de Sultan II. Mahmut Erdemler Mustafa'nın katiline ses çıkarmıyor ve yeni tarafından Alemdar Mustafa Paşa öldürülüyor. Parça parça edilerek öldürülüyor. Ve e, bu sayede Osmanlı Devleti'nin olumlu yanısıdır. Osmanlı Devleti'nin yani, olumlu yanısıdır. Eee Osmanlı Devleti'nde meydana gelen 2. Mahmut, Mahmut ile e, Alemler Mustafa Paşa arasındaki çift fasalık sona eriyor ve 2. Mahmut Devleti'nin tek başına hükümdarı oluyor. Tabi bakın Alemler Mustafa Paşa hükümdar değildir. Sadece kendisini tahta çıkardığı için 2. Mahmut, Mahmut tahta çıkardığı için devlete iki basalık var. Kendisini sanki padişah gibi görüyor. Osmanlı Devleti'ne olumsuz yanı işte sudur dostlarım. Osmanlı Devleti Alemdar Mustafa Paşa gibi çok güçlü ve çok akıllı, çok zeki, üstüne üstlük de askerliğini, askerlik bilgisini çok iyi bilen, usta bir asker olan bir şahsiyeti kaybediyor. Bu da Osmanlı Devleti'ne askeri açıdan ve savaşlarda faydalanabilecek, faydalanabilecek kumandan bakımından bir sıkıntı yaratsa da zaten artık Osmanlı Devleti son 100 yılının içinde olduğu için pek bu da önemsenmiyor açıkçası. Evet, 1809 İngiltere ile savaş İngiltere ile savaş bitiyor ve 5 Ocak'ta 5 Ocak 1809'da Kale i Sultaniye Antlaşması imzalanıyor. 1810 yılında 2. Mahmut devrinde beşlik cihadiyelerin bastırılması gerçekleşiyor. 1810 yılında İzmir Zimnas Zimnasyumun kurulması Yasarizade Mustafa İzzettin Talike son şeklini verecek. 1812 Vahabi ayaklanmasının Mehmet Ali Paşa tarafından bastırılması. Ki bakın Mehmet Ali Paşa Kavalalı çok güçlenecek ve e, Osmanlı Devleti'nden e, yarı bağımsızlığını kazanacak. Mehmet Ali Paşa aslında bakın tekrar edelim Paşa değildir. Lakin adam çok güçlü bir adam da değil aslında. Ama Osmanlı Devleti çok aziyet içerisinde. Çok zayıf kalmış. Çok zayıf kaldığı için de artık kendi emrindeki bir paşaya bile, hatta paşa bile değil, bir bası bozuğa bile karşı koyamıyor. Ve bu bası bozuk Osmanlı Devleti'nden Mısır topraklarını kurtarıyor. Bunu da ayrıntılı olarak e, diğer videomuzda anlatacağız. Lakin şunu bilelim ki Mehmet Ali Paşa olayını bizler iki boyuttan ele alabiliriz. Birincisi Mehmet Ali Paşa haindir. Çünkü Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş ve bağımsızlığını kazanmak için Osmanlı Devleti ile Mısır Hidivliği arasında kan dökülmüştür. Bunda da Osmanlı Devleti zor durumda kaldığı için e, Mehmet Ali Paşa haindir. İkincisi Mehmet Ali Paşa hain değildir. Çünkü günümüzdeki masanın kurusu budur. Her iki görüş de haklıdır. Lakin tarihçi Osmanlı tarihçileri olarak biz iki, birinci görüşe daha yakınız. Mehmet Ali Paşa'nın hain olduğu görüşüne. Lakin eğer biz bir Mısır tarihçisi olsaydık veya Mısır devletinde yaşayan bir Mısır vatandaşı olsaydık çok rahatlıkla şunu söyleyebilirdik ki Mehmet Ali Paşa hain değildir. O Mısır'ın ilk kurucusu, ilk kurucusu olarak yani modern Mısır'ın ilk kurucusu olarak kabul edilen önemli bir şahsiyettir. Mısırlılar tarafından bir şey de 1812 yılında ise 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'nın sonu Bükres Antlaşması Sırbistan'a öderklik veriliyor. 28 Mayıs tarihinde. 28 Mayıs 1812'de. Yani Sırbistan iç serbest, dış Osmanlı devletine bağlı özel bir devlet oluyor. Dostlarım biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1806-1812 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı devletinde meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği dilimizin döncüğünce kronolojik, doğru, net kısa, az ve öz bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1812-1829 yıllar arasındaki 17 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeler olacaktır. Bir diğer videomuzda sizlerle birlikte 17 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri olayları kronolojik bir şekilde doğru, kısa, net, az öz bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım.